12 Ocak 2020 Pazar İzmir 2. Altılısı için kuponumu paylaşacağım. İlk ayak 4. koşuyla başlıyor. Handikap 16 bir yarış. 4 ve yukarı Araplar 1600 kum. Şimdi ben bu yarışı koşturduğumda 1-8-7'nin önlerde gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Kocamullalı da 4 gibi gidebilir. 9 numaralı Yaz Ağası 5 gibi gider. 11 numaralı Frank Lateş'i ve 2 numaralı Tumbul Ağam'ında arkalarda gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Tumbul Ağam'a Karataş biniyor. Şimdi önlerde koşacak olan ilk 3 ya da 4 safkana şans vermeyeceğim bu yarışta. İlk tercihim, favorim, yani arkalarda gidecek olan 11 numaralı Frankli Ateşi olacak arkadaşlar. İkinci tercihim 2 numaralı Tumbul Ağam olacak. Normalde Tumbul Ağam yarış başlar başlamaz önlerde kalabilir ama tutarak arkalarda gideceğini ve sona yakın gideceğini düşünüyorum ve dışarıdan sprintle gelecek Karataş'la. İkinci tercihim 2 numaralı Tumbul Ağam olacak. Yarın büyük bir ihtimal favori çıkabilir. Hem Karataş'tan dolayı hem Tumbul Ağam'ın formundan dolayı. İkinci tercihim 2 numaralı Tumbul Ağam. Ve son tercihimde 9 numaralı Yaz Ağası olacak arkadaşlar. Yani öndeki grubun arkasında takip edecek. 5 gibi gider diye düşünüyorum. Ön arkası gider. Düzlükte sprintiyle kazanmak ister. Yani ilk ayaktaki sıralamam 11-2-9. Yani bir ön arkası tercihim. 2 tane de arkalardan gelecek sprinter tercihim var bu yarış için. Sıralama 11-2-9. İkinci ayak satış koşusu. 4 yaşlı Araplar 1200 kum. Yani biraz zor bir yarış. Koşturduğumda 1 numarayla ekürülerden 1 numarayla 9 numaranın önde gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Arkasına da 4-2 gibi gelirler. Onların arkasına da 7 gelir diye düşünüyorum. Yani yarışı koşturduğumda sanki 1-9-4-2-7 şeklinde koşar gibi geliyor bana. İlk tercihim 2 numaralı Benim olacak. 2 numaralı Benim 5 numaralı Kayalaska ile ekürü olacak yarın. İkinci tercihim 4 numaralı Güçlü Kaya olacak. Mehmet Kaya biniyor kendi atları. Üçüncü tercihim de 7 numaralı Ateş Adası olacak arkadaşlar. Yani 5 gibi falan gider, ortalarda gider, sprintle kazanmak ister diye düşünüyorum. Benim'in de 4 gibi gideceğini düşünüyorum. Onun da düzlükte sprintle kazanmasını düşünüyorum. 7'nin de 5 gibi gitmesini, yani 3-4-5 gidecek atlardan birinin kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Sıralamam 2-4-7. Şimdi 3. ayak Güzel İzmir koşusu. Kupalı bir koşu. Açık 2 koşu. 4 ve yukarı Araplar 1600 kum. Yani baktığımız zaman biraz zor bir yarış gibi gözüküyor. Bunu bayağı iyi çalıştım, koşturdum arkadaşlar. 1 numaralı Aptan'ın ben bu yarışta kafayı almasını bekliyorum. 5 numaralı My Royalsa'nın hemen arkasına gelmesini bekliyorum. 6 numaralı Obrada'nın 3 gibi gideceğini düşünüyorum. 7 numaralı Seven Sense 4 gibi gidecek bana göre ve çıkışta zorlanacak arkadaşlar kafayı almaya. Çünkü Seven Sense kafayı almayı seven bir at. 11. kulvardan çıkacağı için ilk 2'yi alamayacağını düşünüyorum. 3 ya da 4 gider ama efor harcayacak, gücünü harcayacak oraya gelene kadar. Onun arkasında 8 numaralı Star Force'un gideceğini düşünüyorum. Star Force'da aksine çıkışta önlerde gitmesine rağmen tutaraktan 5.liğe falan gerileyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 5-6 gibi. Yani 7 numaralı Seven Sense çıktığında kafaya gelmek için zorlanacak. Ama 4.liğe falan anca girer diye düşünüyorum. 3 ya da 4. Star Force'un da çıkışta rahat bir şekilde önde kalmasını, tutaraktan 4. 5.liğe gerilemesini bekliyorum. Yani efor harcamadan. O yüzden benim buradaki favorim, tekim, bankom 8 numaralı Star Force alacak arkadaşlar. Yarın sürpriz çıkar diye düşünüyorum. Akın Sözen'le Yarınki benim favorim, tekim, bankom bu ayakta 8 numaralı Star Force olacak. Şimdi burada Karataş'ın bindiği 10 numaralı Grey Ocean. Yani çok kaliteli bir tay ama daha bu grubun buna safkan sert geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü o da dış kulvarlardan 8 gibi kulvardan çıkacak ve gerilerde takip edecek ve bu hızlı giden yarışta çok etkili olabileceğini düşünmüyorum ve ben kuponumda yer vermeyeceğim. 7 numaralı Seven Sense'e de yer vermeyeceğim. Yani ikisi yarın burada ilk 2 ya da 3 hattan biri çıkabilirler. O yüzden buradaki benim tek tercihim 8 numaralı Star Force olacak. Yani burada korktuğum safkan var ama bu yarınki program biraz zorlu arkadaşlar. Tek bulmak zor olduğu için ben burada da 8 numaralı Star Force'a çok güvendiğim için tek tercihimi burada kullanacağım. Ama siz başka yerde tek tercihiniz varsa ben burada yani önde gidecek Alp Dağı'nın çıkıp bitirebilme ihtimalini olduğunu düşünüyorum ama 8 numaralı Star Force'un kazanma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Ama 1 numaralı Alp Dağı çıkıp bitirebilir, çekiniyorum. İkinci çekindiğim safkan da Alp Dağı'nın arkasında gidecek olan 5 numaralı My Royal Sun arkadaşlar. Ondan da hafif çekiniyorum ama benim buradaki tekim, bankom 8 numaralı Star Force. Dördüncü ayağa geçersek 1200 kum şartlı bir yarış. Hiç koşmamış taylar arkadaşlar. Yani ben biraz orijinlere baktım. Biraz çalışmalarına baktım. Çalışmalardan çok fazla bir veri elde edilemiyor. Yani biraz orijin üzerinden gittim arkadaşlar. İlk tercihim 8 numaralı Pentimento olacak. İkinci tercihim 2 numaralı Angelito. Ve son tercihim de 1 numaralı Ağa Mehmet olacak. Yani benim bu şartlı bir koşudaki sıralamam 8, 2 ve 1. Beşinci ayağa geçersek handikap 13, 1900 kum 3 yaşlı İngilizler. Burada ben ekürülerden 3 numaralı Hüsnü'nün kafayı almasını bekliyorum. 3 numaralı Hüsnü ile 4 numaralı What's Goes On ekürü arkadaşlar. 3 numaranın yarışı hızlandıracağını düşünüyorum. Arkasına 6 numaralı Mutlu Çocuğun gelmesini Sinan Özen'le ve onun arkasına da 9 numaralı Elbruz'un gelmesini bekliyorum. Yani yarış 3-6-9 gibi önlerde koşanlar koşar diye düşünüyorum. 4 numaralı Vascozo'nun da onların arkasında gideceğini düşünüyorum. Ve düzlükte kazanmak isteyecek benim ilk tercihim, favorim 4 numaralı Vascozo olacak. Startta oyalanıp problem yaşamazsa tabii. İkinci tercihim 5 numaralı İstanbul Ateşi olacak. O arkalardan gelecek ve yarın bayağı bir sürpriz çıkacak ama benim ikinci tercihim olacak. Üçüncü tercihim de yine arkalardan gelecek olan 1 numaralı Firdevs Tay diyeceğim. Yani benim 5. ayaktaki sıralamam 4, 5, 1. Yani burada ön arkası gidecek olan Mutlu Çocuk çok az bir tereddütüm vardı ama ben yine de kuponumda 4-5-1 olarak değerlendireceğim. Son ayağa geçersek 2100 kum handikap 14 bir yarış. 4 ve yukarı İngilizler. Ben burada 1 numaralı Urla Zamanı'nın kafayı almasını bekliyorum. Arkasına da 2 numaralı Kan Bedri'nin gelmesini bekliyorum. Daha sonra arkasına 6-11-7-5-3 gibi sıralanırlar. Yani Urla Zamanı kafayı alır, Kan Bedri de hemen dibinde biter. Kan Bedri zaten dış kulvardan çıkacak ve yani başa gelmek biraz zor oluyor, zorlanacak ama hemen Urla Zamanı'nın arkasına geleceğini düşünüyorum. Urla Zamanı da kafayı rahat alacağını düşünüyorum. Buradaki ilk tercihim yine Urla Zamanı'nın arkasında gidecek olan 2 numaralı Kan Bedri diyorum arkadaşlar. İlk tercihim Kan Bedri. İkinci tercihim 1 numaralı Urla Zamanı. Yani bu iki safkanı bu grupta biraz ön planda tutuyorum. Ama iki tane de sürprizle de yine son ayakta biraz para aramak istiyorum arkadaşlar. Üçüncü tercihim 4 numaralı Power Off olacak. 4 numaralı Power Off'da yani orta arkası gibi gider. Sprintle gelip kazanmak isteyecek. Son tercihimde 3 numaralı Grey Wolf olacak. Grey Wolf da aynı şekilde bence Power Off'a yakın gidecek. Ya biraz önünde gider diye düşünüyorum. O da sprintiyle gelip kazanmak isteyecek. Yani benim son ayaktaki sıralamam 2, 1, 4, 3. Şimdi kuponu baştan itibaren size verecek olursam ilk ayak 11, 2, 9. İkinci ayak 2, 4, 7. Üçüncü ayak 8 numaralı Star Force Banco. Dördüncü ayak şartlı bir koşu hiç koşmamış Taylar 8, 2, 1. Beşinci ayak 4, 5, 1. Son ayakta 2, 1, 4, 3 şeklindedir arkadaşlar. Şimdi bazı konulara da biraz ufaktan değinmek istiyorum. Mesela kuponumu filan burada topluluk kısmında paylaşıyordum arkadaşlar oynamadan. Çünkü ben şimdi bunu bir gün önceden paylaşıyorum. Bazen böyle ufak tefek değişiklik olabiliyor arkadaşlar. Bir arkadaşım işte mesela bana diyor ki işte 4 at yazmışsın ama şu 2 atın arası kesinlikle çıkmaz, güven bana diyor. Mesela oraya 2 at yazdığım zaman başka yere bir at ekleyebiliyorum. Oynamadan da kuponumu sizlerle hiç saklamadan, gizlemeden, at gizlemeden paylaşıyorum arkadaşlar. Ama bazı arkadaşlarımızdan mesaj geliyor. Diyorlar ki işte biz göremedik. O yüzden dün yeni bir Twitter hesabı açtım. Twitter hesabı ismim AltinciHis7. Twitter olan arkadaşlar beni de takip edebilirler. Çünkü kuponlarımı mümkün olduğunca oynadığım zaman orada da paylaşacağım. Bir şey yakaladığım zaman, bir fikir sahibi olduğum zaman sonradan her şeyi orada paylaşacağım arkadaşlar. Ve sadece at yarışıyla ilgili ve bu çalışmalarımla ilgili ve kuponlarımla ilgili paylaşımlar yapacağım. Sizler de takip ederseniz sevinirim. Hem de aynı zamanda gelişmelerden de haberiniz olmuş olur. Şimdi mesaj kısmında da Twitter hesabımı da mesaj olarak orada açıklama kısmında da yayınlayacağım. Takip ederseniz sevinirim. Yarın akşam program biraz zorlu. Para vereceğini düşünüyorum. Tek bulmak da riskli. Her ayakta riskli. Her ayakta bir tek çıkarabiliriz ama her ayağın kendine göre riski var. Bir kere bir tane satış koşusu var. Bir tane maiden var. Yani maiden dediğim şartlı bir var. Bir satış koşusu var. Bir şartlı bir hiç koşmamışlar var. Bir güzel İzmir koşusu var ki kolay değil ama ben yine risk alacağım ve en güvendiğim ata oynayacağım. Çünkü yarışı çok iyi koşturdum. Son ayak yine biraz tehlikeli. Yani ilk iki ayakta yine öyle çok bariz değil. Zaten ikinci ayak satıştı. İlk ayakta yine çok yani kolay tek çıkarılacak bir ayak değil. O yüzden ikramiye vereceğini düşünüyorum. Yarın için hepinize bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.